5. Levent'in sunduğu Emlak Ekspresi programı başlıyor. Gayrimenkul ile ilgili aradığınız tüm soruların cevabını bulacağınız Emlak Ekspresi başlıyor. Ünlü oyuncu Deniz Özerman'la keyifli sohbetimiz. Az sonra. Kesinlikle. Yani iyi oyuncu karşısındakini de oynatır derler ya. Şimdi biz ustalardan aldık. Şimdi bizden genç olan arkadaşlara biz yardımcı oluyoruz. Avukat Gürsel Devrim'le keyifli sohbetimiz. Az sonra. Taşınmaz çok sorunlu bir alan Türkiye'de. Pek çok hukuksal soruna da yol açmaktadır. Evet, programımızın bu bölümünde hukukçumuz Gürsel Devrim'le birlikteyiz. Gayrimenkulle alakalı hukuksal problemleri genel anlamda tartışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Rodi'cim sen de hoş geldin. Sağ ol Hakan abicim. Şimdi gayrimenkullerde, yani bu alışverişlerde genel anlamda çok ciddi problemler, çok ciddi bilgisizlikler var. Rodi ile de biz sürekli konuşuyoruz. İnsanların ihtiyaç duyduğu, bilmesi gereken birçok şey var. Mesela burada hazırlanan sorularda tapu işlemlerinde doktor raporu hangi durumlarda gereklidir? Taşınmaz çok sorunlu bir alan Türkiye'de. Pek çok hukuksal soruna da yol açmaktadır. Örneğin ilk sorduğunuz sorudan bakalım. Öncelikle şu tespiti yapmak istiyorum. Bizim toplumda bir yanlış fikir hemen yaygınlaşır ve herkes benimser. Örneğin 65 yaşın üstündeki kişilerden doktor raporu alınır diye herkes buna inanır bilir. Evet. Böyle bir kural yok. Doktor raporu almak... Yasal olarak böyle bir şey yok mu? Kesinlikle yok. Yok ama tapularda genelde tapu müdürleri 65 yaş üzerindeki kişilerden böyle bir rapor istiyor. İstediği gibi tapuda satış yapan kişilerin de böyle bir şey yapmasında yarar vardır. Normalde ergin olması, yani 18 yaşını bitirmiş olması gerekir. Tapuda işlem yapması için fiil ehliyetine sahip kişi olması gerekir. Onun dışında 21 yaşında da olsa, 22 yaşında da olsa eğer tapu memuru davranışlarından, sorduğu sorulardan kişinin akli melekelerine sahip olmadığı konusunda bir kuşkuya kapılmış ise her durumda doktor raporu ister. O dolayısıyla, zaman o zaman tapu müdürünün ciddi bir inisiyatifi mi var? Kesinlikle. Hatta tapu müdürü şöyle söyleyeyim, satışta tam satış esnasında 65 yaşın üstündeyse o kişi içeride tek başına alıyor. Onun yanında işte varisi, çocukları falan varsa onları dışarı çıkartıyor ve oturtuyor. Ben de şahit olduğum için söylüyorum. Bu daireyi siz kendi rızanızla mı satıyorsunuz? Size çocuğunuz zorla mı sattırıyor gibi sorular da soruyor. Eğer ki onlardan birinde olumsuz bir yanıt alırsa tapu müdürü hemen o satışı iptaline gidiyor. Daha doğrusu satışı yapmıyor ama dediğiniz peki, şey ikinizin yapmıyor. De lafını kesiyorum. Evet. Şunu merak ediyorum. Tam tersi sonuç olabilir. Mesela art niyetle bir tapu müdürü varsayalım. Varsayıyoruz ya şimdi. Evet. Bunları mesela bu melekeleri yerinde olmayan birisine satış yaptırtabilir mi? Suistimal edebilir mi? Belki bilmiyorum öyle bir şey. Edebilir mi? Edebilirse de bile daha sonradan gene bir tapu iptal davası olabilir da kuşkusuz. Şimdi dediğim gibi normalde kural 18 yaşını bitirmiş olması gerekiyor işlem yapması için. Onun dışında 20 yaşında da olsa 30 yaşında da olsa sorduğu sorulara tapu memurunun çelişik yanıtlar veriyorsa ve davranışlar tutarsızsa tapu memuru burada işlem yapmaz. Ve kişiden akli melekelerin yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu ister. Burada önemli bir rapor, önemli bir konu, raporun da güncel olması gerekir. Yani rapor aldık biz bugün, bir ay sonra o rapora dayanarak satış yapıyoruz, o gene söz konusu olmaz. Onun da belli bir zamanı mı var? Aynı gün, normalde aynı gün, aynı aldığı gün getirip şey yapmaz. Ama 65 yaşın şu özelliği var, tabii yaş ilerledi mi akli melekelerde bir en azından bir yavaşlama diyelim, bir takım sorunlar olabiliyor yaşla birlikte. Çünkü yaşın getirdiği bir takım olaylar vardır. Bu durumda normalde işlem yapan kişilerin de ileride herhangi bir sorunla karşılaşmaması için doktor raporu almasında yarar vardır. Benim de tavsiyem odur. 65 yaşını geçmişse ama böyle bir yasal zorunluluk yok. Ama 65 yaşını geçtiyse, evet, bir tapu yapacaksa, evet, öyle bir ihtimali var ise, evet, o yapacağı gün alsın diyorsun. Tabii aynı gün yapacak, aynı gün doktor rapor alacak, aynı gün de işlem yapacak. Yani ben şimdi o raporu aldım, 2 gün sonra gittim.
sıkıntı olabilir. 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 Çünkü ruhsal rahatsızlığı ne zaman çıktığı belli değildir. Ama siz almışsınız da bir gün sonra da bir ruhsal rahatsızlık çıkmış olabilir. Sizin şu söylediğiniz, Rodi ile senin söylediğin şu çok mühim. Buradan milyonlarca insan bizi izliyor. Şunu bilinsin. Yani samimiyetsizliklerle alakalı tedbir alınsın anlamında. Tapu müdürleri bizzat şüphe duydukları çelişki olabilir, yaş olabilir, ruhsal farklılıklar olabilir. Her şeyi gözlemleyip kendi inisiyatifinde ağırlığını koyabiliyor. Tümüyle bu tapuların olumlu ya da olumsuz olmamasına, değil mi Rodi? Antiparantez şunu da belirteyim. Bu tür 65 yaşın üzerindeki kişilerin varisleri ve yakınları noterden gidip vekalet yoluyla da satışa gidebilirler. Aslında sevgili avukatım, yani 65 yaşın üzerinde geçmiş kişilerin de, bilmiyorum yani, noterler de gerçi güvenilir ama hani oradan da vekalet alıp satış yapmalarında da bir sakınca görüyor musunuz? Sakınca yani, özellikle bu kişiler vefat ettiğinde mirasçıların açacağı dava da önem taşımaktadır. Kişi vefat ediyor, satan kişi. Vekaleten ya da aslen gitti. Ama vefatından sonra kişiler diyorlar ki bir sorunları vardı. Akli sorunları vardı. Bir de çıkıyor ki gerçekten tedavi görüyormuş bu kişi. Şimdi her ruhsal rahatsızlık işlem yapmaya engel değildir. Basit düzeyde bir ruhsal rahatsızlık da olabilir. Bedensel engel de tümü de ruhsal bir sorun olması gerekir. Ama ruhsal sorunların kimilerinin işlem yapmayla hiç ilgisi yoktur. Basit bir tedaviyle giderilecek sorunlar vardır. Örneğin depresyona girmiştir. Depresyon tek başına örneğin işlem yapmayı engelleyen bir durum değildir. Ama ciddi bir düzeyde akıl hastalığı olabilir. Anlaşılmayabilir o anda. Ne onu tapu memuru anlayabilir, ne de noter anlayabilir. Benim dediğim gibi tavsiyem o ki ileri yaşlarda her durumda doktor raporu alınsın ki ileride bu kişinin vefat halinde mirasçılar tarafından tedbir amaçlı suistimal edilmemesi. Evet, aynen. Peki sıkça bu konularla alakalı karşılaştığınız oluyor. Durumlar nedir? Oluyor. Yani. Örneğin deniyor ki tedavi geliyor. Vefattan sonra mı davalar? Vefattan sonra mirasçılara dava açıyorlar ve belgeler sunuyorlar. Diyorlar ki bu kişi ruhsal tedavi görüyordu, belgeler. Bu sefer adli tıpa gidiyor dosya. Adli tıptan diyorlar ki işlem tarihi itibariyle, ya tapuda devir yaptığı tarih itibariyle akli melekeleri yerinde midir değil midir diye rapor ver. Şimdi o rapor olumsuz geldi mi zaten tapu iptal edilir. Ne kadar sürer bu tip davalar? Yani minimum maksimum? En az bir yıl sürer. Bir yıl sürer. Çünkü buna sonuçta bilirkişi karar veriyor. Bilirkişilerinde kastımız adli tıp. Adli tıp ihsas dairesi karar veriyor. İşlem tarihinde bunun akli melekeleri yerinde mi değil mi? Burada tabii mirasçılar bir sürü de belge sunuyorlar. Diyorlar ki tedavi görüyordu bu kişi. Şu ilaçları kullanıyordu. Şu ilaçları kullanıyorlardı. Burada tabii bunu satın alan kişinin bilmesi mümkün değil. Anlaması da mümkün değil. Bir de ben ikinize de şunu sormak istiyorum. Şimdi ölüm Allah'ın emri. %100 kaçınılmaz bir. Hepimizin %100 mutlak yaşayacağı bir şey. Şimdi mal varlığı olanlar yaşlanınca, belli bir yaşa gelince, bunların çoluğu var, çocuğu var, o var, bu var. Bizde hani böyle kimsenin hazır mezarı yoktur ya, sanki ayıp, günah bir şeymiş gibi. Hem öleceğimizi biliriz hem mezarımız yoktur. Mesela sokağa çık, %90 insanın mezarı yok, sanki ölmeyecek gibi. Oğlum al da tedbir, hani aileni zor durumda bırakma, rahmetli olursan insanlara o yerin yurdun belli koy. Şimdi şunu çok sık görüyorum ben. Bu veraset intikal vergisi denen bir şey var değil mi? Yani mesela sağlığındayken mallarını devredip pay etse pek problem olmayacak. Ya o vergi her halükarda ödeyecek. Vergisi öyle her halükarda var. Tabii. Yani harçları her halükarda var. Harçları yani var. İş satışa döndüğü zaman peki, o harçları yatışa. Şunu soracağım o zaman. Yanlış sordum. Ben aslında sormak istediğimi kendim anlatabilemedim. Yanlış anlattım. Demek ki sorayım, siz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi sağlığında bu malları paylaştırsa bir sıkıntı yok. Fakat sağlığında bunları paylaştıramadığı için kimse de nezaketsizlik olmasın diye ya anne ya baba sen neyi neye veriyorsun demediği için çok ciddi hukuksal rahmetliliklerden sonra problemler çıkıyor değil mi? Evet. Sorun şöyle, mal paylaşımında. Öyle. Bir örnek vermek istiyorum. Düşünelim ki 6 çocuğu var. 3 çocuğuna paylaştırılmış. O 3 çocuğuna hiçbir şey bırakmamış. Şimdi bu durumda vefat halinde öbür 3 çocuk saklı paylar diyoruz hukukta. Saklı paylarına tecavüz edildiği gerekçesiyle tapu iptali davası açabilirler. Onda bir süresi burada var ama değil mi avukatım? 10 yıl. Şimdi tapu iptali davasında yani muvazaa nedeniyle tapu iptali davasında bir zaman aşımı süresi söz konusu değil. Ama tenkis davası yani denkleştirme diyoruz 1 yıl. Vefattan sonra 1 yıl tenkis davası. Ama şimdi onu da kötüye kullanabilirler avukatım, onu da söyleyelim. Yani şimdi mesela diyelim ki babamdan bana bir mal kaldı. Evet. Bana daha önce pay etti. Kız kardeşime bir şey vermedi. Ben örnek olsun diye söyleyeyim. Ben bunu bir başkasına devrederim tapuyu. Değil mi? Daha babam hayattayken. Daha sonra da bir başkasına. Yani ikinci kişi burada temiz kişi olur. Aslında burada hani onu da
açığı var. Hı-hı. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi burada asıl tartışma konusu şu. Deniyor ki bu davada bunun niyeti satış değildi. Çünkü tapuda örneğin çocuğuna nasıl gösterecek? Ya satış gösterecek ya bağış gösterecek. Başka türlü yapamaz. Değil. Şimdi satış gösterdiğinde, şimdi burada ciddi bir soru var. Bu taşınmazın gerçek değer üzerinden yapılan bir satış mı? Para nerede? Eğer satış yapıldıysa bankaya yatırması gerekir, mirasta kalması gerekir örneğin gibi sorunlar. Bunların hiçbiri olmadı mı? Ve de yakın akrabalar arasında örneğin babayla oğul arasındaki satışlar genelde zaten muvazaalı olarak kabul edilir. İcra İflas Kanunu'nda bu konuda özel hüküm vardır. Bu zaten normalde ya satış bile gösterseniz bağış olarak kabul edilir. Ama ne oldu? Öbür mirasçıların haklarını yok ettiniz. En başta saklı paylarını yok ettiniz. Tapu iptaline konu olabilir. Ama tüm mirasçılarında 3 aşağı 5 yukarı denkleştirme yaparak devir yapmışsa. Yani 3 çocuğu var. 3'üne de bölmüş. Eşit. Ha, bu durumda artık bir sıkıntı söz konusu olmaz. Bu durumda da böyle bir dava da açılsa bir dava kazanmaz. Eşit değilse de açabilir. Sizlerin bu söylediklerinizden bir farkındalık muhakkak yarattık. Bundan sonraki bölümlerde de inşallah sık sık görüşlerinizi alacağız. Prodi ile birlikte vermiş olduğunuz katkı nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkürler. 5. Levent'in sunduğu Emlak Ekspres programı reklamlardan sonra devam edecek. 5. Levent'in sunduğu Emlak Ekspres programı devam ediyor. Evet, oyuncu arkadaşımız Deniz Özerman'la birlikteyiz. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür. Çok uzun zaman oldu dermişim görüşmeyeli. Evet. Son Can Tertip'ten sonra. Ya ne güzel film çektik. Evet. Fakat eğlenceli, keyifliydi. Muhteşemdi. Evet. Dağıtımıyla alakalı bir takım sorunlar olduğu için vlog yapalım. Onu hemen geçelim. Ne yapıyorsun şimdi? Var mı bir şey? Hayır ama oradan tanışıyoruz yani onu. Hatta onu işte belirttikten sonra diğer kısımları tamam. Geçelim. Yani. Peki, çünkü tamam. Beklentilerimiz karşısında tamam. Biraz boş çıktı. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Nasılsınız? Güzel bir soru. Şu an var mı bir iş? Şöyle, şu anda en son bir TRT'nin bir tane filmini, TRT film çekiyor artık. Böyle sipariş veriyor. Onların bir tanesinde oynadım. Yeni döndüm. İzmir Urlak Barbaros Köyü'nde. Kaç gün kaldınız? Çok da güzel bir... 3 hafta film 3 hafta sürdü. Hı-hı. Full ben 2 kere falan gittim. Biraz değişti oldu. Tabii işte. Muhtar'ın karısını oynadım. Kemal Kuruçay'ın Kemal abinin. Yani müthiş bir kadroydu. Köksal Engör, İsmail Hacıoğlu falan. Ondan sonra çok keyifliydi. O da hayırlı herhalde olsun. Sağ ol. Şubat Mart gibi girecek. O TRT filme. Tabii öyle yazınca şimdi bir takım sosyal medya hesaplarına şey oluyor. Aa yeni işe başladın hayırlı olsun. Halbuki o film işte çektik bitiyor. Bir de oyuncu hep şeydir ya. Bir şey bitti sonra ne oluyor? Hadi bakalım. Hani tabii çok hızlı tüketiyoruz. Ha, durmak istemeyiz bir de biz. Çünkü şöyle bir şey var. Hani yurt dışı gibi değil ki bu. Hani bir film çektin 6 ay yat falan durumu öyle yok. Öyle 6 ay yat. 6 dakika yatamazsın da. Tabii tiyatro tabii. Var mı? Oyun şimdi var mı? Şimdi hemen işte dizi görüşmeleri daha netleşen bir şey yok. İnşallah bir an önce olur. Hani boştayım şu an ve hani çalışmak istiyorum. Oyun var mı? Bana geliyorlar çünkü durunca. Oyunda şöyle var. Ercüment Doğan'la beraber Beştaş Çocuk Tiyatrosu Ercüment Doğan var. Ercüment Doğan Tiyatrosu olarak geçiyor. Onlarla bir sorma söylemem diye bir kabare, skeçlerden oluşan bir 2 saat 15 dakikalık bir oyunumuz var. Sen çünkü hiperaktifsin yani sürekli senin böyle değil mi bir hareket halinde setlerde oyunlarda falan olman lazım. Evet. Çok yüksek bir enerjin var. Çok şükür. Yani bunun eskisi yani... kadar değil ama Hakan Bey'e. Yani ben seni çok hiperaktif ve pozitif görüyorum. Çok başarılı bir oyuncusun bu arada. İntifak değil. Çok yeteneklisin gerçekten. Enerjin çok yüksek. Siz beğeniyorsunuz. Hep siz söylüyorsunuz bana niye bir şey daha yoğun bir şey yapmıyorsun diyorsunuz. Şeye de inanıyorum ben. Bazı şeyler kısmet. Şimdi seninle çekim öncesinde konuştuk. Dedim ya bu menajerlik sistemi çok önemli. Senin kendini pazarlaman bir yere kadar doğru değil. İşte yani bu yüzden kadar... bu programa geldim ki acaba. Estağfurullah. ama bu işler de artık yani şimdi doğru ajans, doğru menajerler o kadar çok iş var ki. Dedim ya sana mesela bir televizyon kanalında 5 tane drama var, 6 tane drama var. Evet. 10 tane kanal desen 60-65 iş. Ana kas 10 kişiden hesaplasan 600 oyuncu da yok bence yani. O kalifiye anlamda öyle bir şey yok. Şimdi senin kalibrende, kalitende ezber yapabilen, enerjisi çok yüksek, her an adaptasyonu sorunu yaşamayan evet. insanların işten kafasını kaldıramıyor olmuş olması lazım. Evet. Burada o zaman ne... Burada bir problem var. Ne ben var söyleyeyim sana. Pazarlamayla alakalı bu problem. Dünyanın her yerinde bu realite değişmez. Türkiye'de ikili ilişkiler bıcır bıcır. İşte yönetmenleri tanıyacaksın, onu tanıyacaksın, bunu tanıyacaksın. Çok göz önünde olacaksın. Affedersin, yapım şirketlerini gezeceksin, edeceksin. Evet. Farkındalık yaratacaksın gibi. Meşakkatli. Oyunculuk daha kolay. İşin politikası aynen çok öyle. Ağır. Ben bir de evet seti daha çok seviyorum. Hani ön safalar hani
o işte biraz kafelerde olmak, iletişim kurma. Yani ben sosyal bir insanım ama yine de hani tiyatroya ve oyunları izlemeye işte atıyorum, arkadaşlarıma destek vermeye gidiyorum ama hani böyle çok yapımcılar, sürekli prodüktörlerle hani filan görüşmeler gibi bir şeyi yok tabii. O menajerlerin işi oluyor da olacak herhalde yani. Kaç sene oldu oyunculuğa başlayalım? Şimdi ben Ferhan Şensoy'la başladım. Bayağı çocuk olabilecek bir genç kızlık dönemi ve çok güzel bir kadroyla. Münir Özkul, Erol Günaydın vardı. Bayağı bir dönem, yani çok iyi ustalarla çalıştım ve 20 seneyi geçti. Maşallah. Teşekkür ederim. Tabii ki Ferhan abi de hep derdi, oyunculuğun ilk 25 senesi zordur diye. Gerçekten öyle. Hani 25'e doğru ben... Oyunculuğun ilk 25 senesi. Yani yaşayabilirsen, Allah ömür verirse, ilk 50 anlamda, yılı çok zordur. Bana. Şu anlamda dediğiniz gibi. Yani çünkü şöyle oluyor. Pişme meselesi tabii var canım. Ya. Yani tabii ki şimdi dizilerde o sette olmak da çok pişiren bir şey. Hele iyi oyuncularla karşılıklı oynamak müthiş bir şey. Yani ondan alıyorsun ona. Yani o bir... eşleşme oluyor yani. Tabii. Hani nasıl birbirinin enerjisinden de çok kesinlikle. Yani iyi oyuncu karşısındakini de oynatır derler ya. Şimdi biz ustalardan aldık. Şimdi tabii. Bizden genç alan arkadaşlara biz yardımcı oluyoruz filan. Onlardan biz alıyoruz gibi. Dolayısıyla herkes de kamera mesela bana hep şey diyorlar. Hani ben tiyatroyu da tabii ki çok seviyorum. Yani tiyatrodan geldiğim için ama hani tiyatroda hala elim ayağım daha çok titrer. Kamerada daha rahat ederim. Sunuculuk işi falan da yaptım ben. Yarışma sundum. Kamerada daha rahat ediyorum. Daha rahat ediyorum. Çok garip bir şey. Yani kamera hani şimdi sizin programınızda tabii biraz daha böyle üstürüp yoksa ben böyle ne haber ya falan hani böyle fazla bir rahatlık olabilir. Yani şöyle oluyor. Ben yani çocuk programı sundum, canlı tatil programı sundum, yarışma programı sundum ve hani seviyorum yani kamera, format seviyorum. Hani sadece oyunculuk da değil. Garip bir tipim ben yani. Ya şöyle söyleyeyim. Ben hep şunu söylüyorum Deniz. İyi oyuncu normal olamaz. Neden olamaz? Şimdi ömrümüz şöyle geçmedi mi? Yani çok farklı karakterleri bir kere canlandırıyor olmuş olmak normal bir insanın yapacağı bir şey değil. Tabii sürekli kafada bir şey yani bundan ayrıntı ne çıkarırım? Detay. Buradan İki, ne yapabilirim? Sabah sete gidiyorsun. Evet. İlk koydukları sahne. İşte atıyorum bağıracaksın, ağlayacaksın hüngür hüngür ve 30 tekrar oluyor. Yok kameradan ışıktan. Şimdi bunu normal bir insan sabah saat 8'de niye ağlayayım kardeşim? O sen şimdi ömrümüz böyle geçti. Gerçekten bir anda bir sahne koyuyorlar. Belki evet. Senin çok dramatik bir günün o gün. Evet. Kahkahalarla 20 prova yapman lazım. Şimdi bunların hiçbir tanesi normal değil ki oyuncu normal olsun. Aynen öyle. Ve normal yani şimdi yani akrabalarınla, eşinle, dostunla, sevdiğin insanlarla, bizim işi yapmayan insanlarla bir arada olduğumuzda şey diyor. Sen çatlak mısın, deli misin? Şimdi tabii. Ben nasıl yani normal bir insan bu işi yapmaz ki. Yapamaz. Yapamaz. Yapamaz, onu söylüyor. Çok meşakkat, çok zor iş. En çok zorlandığın şey ne diye sorayım ben sana. Duygusal genelde olarak dönüşüm halindesin. Sette. Seni en çok zorlayan şey nedir? Yani ben aslında şeyimdir ya. Şimdi tiyatrodan gelince tabii... turnelerde yaptığımız için hani sette öyle ayna yokmuş işte lavaboda giyineceğim burada şey eskiden biz öyleydik şimdi karavanlar falan var şimdiki oyuncular tabii, daha şanslı doğru. Tabii biz bir kafe sahnesinde erkek tuvaleti kadın tuvaleti fark etmez yere gazete koyup falan doğru, hani tabii. Bu geçeri şekilde gibi. Devam ettik hani bazı setler şimdi belki öyle devam ediyor çünkü çok hızlı sürede hızla halletmek zorundasın yani karavan gelecek bilmem ne olacak sanacak mı falan şimdi biraz şımarıkça da buluyorum bazı talepler oluyormuş. Beklemek de, rahatsız eder mi sen? Yok biz eskilerdeniz ya bekleriz peki, de. Bir tek peki, şey tabii yani şöyle oluyor. Komedi çekiyorsan gece 2'den 3'ten sonra sabaha karşı 4 mesela ben en son çalıştığım işte böyle uyuyakalıyorsun. Hani 4'te uyandırıp komik bir sahne çekiyorsan o sıkıntı hani o sahnenin tabii. Çünkü o sırada böyle bir sahne çekiyorsun ama tabii. Gece 4 olması kötü. Tabii ki sürelerimizde problem var. Yani bütün dünyada da şaşırtıcı bir durum. 120, 130, 140 dakikalara çıkıyor artık. Şimdi benim mesela kişisel seninle ilgili gözlemimi söyleyeyim. Çok iyi niyetli bir insansın. Çok enerji yüksek. Sizin karşınızda bence, böyle rahat hissettim kendimi. Çok güzel enerjiniz ya. Mersi. Şundan etkilenirsin diye düşünüyorum. Mesela ben senin çok duygusal olduğunu düşünüyorum. Biraz adaletsizliklerden etkileniyorum. O ayrı. Evet. Ama mesela sette sen çok cana yakınsın ya. Evet. Sana beklemediğin bir tavırla karşılaşırsan çok üzer seni gibime geliyor. Değil yani, mi? Doğru mu? Evet. Yani iyi niyetimi suistimal etmek. Doğru gibi. Mu düşünmüşsün? Doğru düşündünüz. Şimdi setlerde bu çok var ama. Biraz mesafe yani şey yapıyorum ben. Hayır, sen çok olduğun gibisin. Evet. Çok görünüyor. Sen misin? Herkese evet. İltifat edersin gidersin edersin fakat senin içinde bulunduğun ortam o kadar kaotik karmaşık bir ortam ki kimin evet. Ne reaksiyon vereceğini bilmiyorsun. Bacak kadar bir çocuk kalkar sana bir tavır yapabilir ve yıkılırsın. Modun düşer yani.
işte düşürmemeye çalışıyorum ve o anda oraya takılmıyorum. Yani biraz profesyonellikte böyle bir şey ya. Odağını işten ayırmayacaksın. Sonra eve gidince ona takılabilirim ama o anda işimdeyimdir. Set politikan var mıdır? Şeyim yok. Var mıdır set kamera politika? Önünde düşmem ben. Ben setin içinde... Politika mı? Yani, ben artık sütten ne derler, yoğurttan ağzı yanan, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş diye. Ya. Ki ben 31 yıl ama siz evet. Öyle şeyler yaşadım siz ki. Siz bir de çok filmde oynadınız. İnşallah şimdi, ben de öyle nasip olur da bir sürü filmde oynarım. Şimdi ben artık önceliğim huzur. Evet. Bakıyorum 100 cins insan var orada. 100 farklı yaş grubundan, 100 farklı kültürden. Bir değişik enerjiler düşünsene benim yani hiçbirini her türlü. Tatmin etme, kendimi yorma gibi bir lüksüm yok. Doğru. Zaten iş çok zor. Evet. İş ezber, kamera, sersten aldım, amorstek, genel aldım, bir daha olmadı, ışıktan olmadı, netten olmadı. Bunlar zaten beni yeterince yoruyor. Bir de insanlarla uğraşamam diyorum. O yüzden bu programı yapıyorum diyorsun. Tabii bir de insanlarla hakikaten öyle bir enerjim yok. Haklısınız. Mesafemi koyuyorum. En güzeli. Herkese böyle yapıyorum. Merhabalar, nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hiçbir daha... Biraz ama şey de oluyor biliyor musunuz? Yoruldum. Evet. Yoruldum, uğraşamam. Yani... Açıldın, samimi oldun fakat akım derken okum dedi. Onu uğraşamam ki ben şimdi ya. Benim öyle bir gençken vardı da şimdi bu saatten sonra onunla ayrı uğraş bunlar. Çünkü bunlar çok meşakkatli bir iş. Yani 40 kişi aynı yerdeyiz biliyorsun. Bir de şey de bir mesela tiyatroda vardır ya bu hiyerarşi derken yani şey vardır. Usta çırak ilişkisi ne bileyim. Mesela siz benden önce başladığınız için siz benim ustamsınızdır. Bu bir şeydir, gelenektir. Şunu şimdi böyle bir kültür kalmadı. Şimdi mesela maalesef. Bizden yaşça mesela anneyi oynayan, anneanneyi oynayan setlerde var. Ben hemen diyorum ki atıyorum Müzeyyen Hanım'ın mesela bazen oturacak iskemle unutuyorlar. Ya adam yaşlı. Tabii. Hani biz de o yaşlara geleceğiz. Tabii. Şimdi nispeten 60-70 yaşları da var bunun yani rol olarak. Ya o anda kadıncağız yorulmuş olabilir. Şimdi set o kadar... Şimdi herkes o kadar bir dalıyor ki bir an önce bitirme i̇şte derdine düşüyor. Üşüyor mu? Acaba tuvaleti mi? Bir şey mi? Hani aç mı falan? Ben orada mesela orada da biraz koşturuyorum. Ya hani. Deniz şeyi hatırlasana. Orada da kızıyorlar. Ben onları hatırlatıyorum. Diyorum ki işte kadının arkasına şey verin şunu yapın bunu yapın. Birazcık tabii, galiba sette de oyuncusun olur. Şey oluyor o zaman. Deniz Hanım da çok konuşuyor. Ama bir dedikodun çıkar. Bir daha telefonun akraban çaldırma. Peki insanlık ne olacak? Yok ki öyle şefkat bir şey. O ne? Ne insanlık? Ama bu nasıl bir sistem? Bu ülkede körleri gasp ediyorlar. Kör. 181 bin kadın mağdur ediliyor yılda. Evet, evet. Şimdi ülkenin gerçeğinin farkına varmayacaksın. Evet. Bunları yok varsayacaksın. Sonra döneceksin setteki insanlık ne? Ya ne o ne? Doğru söylüyorsun. Şimdi bizde bütün kavramların, tanımların adı var içi boş. Doğru. Şimdi bu şartlarda sen çalışıyorsun. Sen kadın mısın? Emekçiymişsin. Zaten senin öyle. Ya, hak getire. Orada bir hisseli harikalar kumpanyası dediğin gibi çok doğru tespitte bulundun. Herkes kendi derdinde bitse de gitse. Show must go on. Tabii bir elin ağrıdı bir şey oldu hemen bir ilaç alın. Hani bu sahneyi bitirmek zorundayız var. Yani en çok ölümcül yani buradan serum yakken oynayan oyuncu biliyorum ben yani. Şu an senin... Bazı bu şeyde... arada sosyal sorumluluk projelerine de sıcak bakıyorum ve mümkün olduğu kadar içinde olmaya çalışıyorum. En son Her Ses Bir Nefes isimli sergide 5 yıldır devam ediyor. Orada hep ben gönüllüyüm yani. Yani kadınlara... Güzel bir sesim var. Hayır, kadınlara şiddet konusunda farkındalık fotoğrafları çektirmiştik falan. Hani böyle şeylere de koşturuyorum aslında ama daha da fazla olsa daha çok koşacağım tabii. Bu ses güzelliği nereden? Ses güzelliği derken yani şarkı. Şarkı. Hanım. Bu ilk Ali Desidero ile başladı. Allah. Siz bilmiyorsunuz onu. Orada kız benim hani şey var ya. MFÖ. Evet. Ay nasıl olur? Ben sizi hiç tanımıyorum ama. Allah hem Allah. Hem kız konuşuyor ne der sonra. Her şey gidiyor. O orijinali benim. O. Bak bunu da izleyicilerimiz zaman, aracılığıyla bildirmiş olalım evet, yani. Evet. Yani Mazhar Fuat Özkan çok güzel. Efsanedir benim hayatımda da efsanedir benim için. Ben onların konserlerinde ben onların sekreterliğini falan yani yardımcılığını yapıyordum. Yani o kadar hayranım ve en son gitarlarını taşıyordum genç kızlığımda yani okul konserlerinde. Sonra onlar da işte Ferhan Şensoy'da başlayınca Mazhar abi dedi ki gel sen bunu söylersin yaparsın filan. Ben yaptım el ayak titreyerek gittim de prova filan diye kaydettiler. Ben onu yoksa o gülmeler filan öyle doğal çıktı. Ama sonra, senin özelliğin de o işte evet. Yani. Sonra da Benzemez Kimse Sana geldi yarışma. Hı. Orada da müthiş Endemol'le beraber işte müthiş bir işte aslında 5 bölüm sonra bitti ama çok üzüldük biz de. Çok güzel bir yarışmaydı yani.
Orada da Seyfi Dursunoğlu, yani huysuz ve üstad. Bir üstadın karşısında Nükhet Duru vardı, Ümit Erdem vardı şeydi. Zaten, evet. Jüride yani ve orada da hani şu anda işte haftada iki gün çalışıyoruz falan ama müthiş bir el ayak titriyor yine onların karşısında canlı performans. O senin şeyin ya, yani o amatör ruhunu hep koruyorsun, ne güzel bir şey o. Evet. Ya bu kadar tecrübeli, yani kamerayla bu kadar haşır neşirsin, 20 yılını vermişsin etmişsin şey hala. Gibi bu bence çok aşk olduğu şey. İçin çünkü aşk da şeydir. İnsan aşkında ve ben yaşanan her türlü aşkta, yani o egonun yok olması hikayesi. Aşk şöyle bir şey, yani o anda çok heyecanlanıp kendini unutup bütün tecrübelerini unutursun ya. Aşk öyle bir şey benim için. Bence ben ona düştüm geçen. İşim de aşkım herhalde. Tamamen böyle hani o profesyonelmiş, 20 seneymiş hepsi siliniyor. Hani tabii, aşkta tabii. Da öyledir ya, geçmiş silinir ve o adam, gözünü onunla açtın. Benim için de iş öyle. Bir ama iş ondan geldim. Besleniyorsun zaten, işin gereği bu senin, yani bu söylediğin şey vasıf. Ne güzel, ne mutlu herhalde sana. Herhalde ondan yani. İş kimse hiç, yani bir de o yüzden mi belki hayatımda biri olmuyor. Çünkü o kadar iş maaşım. Yani. Bu arada bunu da belirttik, hayatımda biri yok. Evet, buradan sevenlerime duyuruyorum. Hani bu programdan sonra belki. Olmaz mı? Sinemayla aran nasıl? Gider misin? Yani sosyal hayatında izler misin? Sinemasız yaşanmaz. Türk filmi mi tercih edersin? Seviyorum. Yoksa vizyonda sinemada ne varsa. Sinemada izlemeyi seviyorum. Evde de severim ama sinemada daha çok severim. Türk filmi de takip etmeye çalışıyorum. Aslında o an biraz neye... Modunla da alakalı. Evet, neye canım isterse. Yani o gün nasılsa durum. Genelde günü nasıl geçiriyorsun? Çalışmıyorsan eğer. Çalışmıyorsam biraz temizlik severim. Titiz. Yani titiz değilim ama hani bir toparlama, illa bir evde bir toparlama yapılacak o gün. İşte kedim var falan. Onu toparlıyorum falan. Onunla biraz zaman geçirmeyi seviyorum. Bir adet mi kedimiz var? Bir adet. Çünkü genelde 3-5 kere duyuyoruz yani. Aman onları da duyunca kaçıyorlar. Ben bir Allah'tan bir de kaldım. Yoksa bu kedili kadınlar hakkında da gereksiz bir... Kedili kadınlar. Psikolojik bir şey var. Halbuki hayvan sevmek muhteşem bir şey. Yani kedi köpek ne fark eder? Ya herkesin her şeyle alakalı bir fikri eleştirisi var ya zaten. Bir acayip bir... Hele şu sosyal medya denen şey, aman insanları cinnet geçittirmiş. Bu arada yokum ben Twitter'da. Ay, çok doğru bir iş yapmışsın. Ama şeyler, yani sahte hesaplar var. Onu söyleyeyim, Instagram'ım var, Facebook'um var ama şeyde yokum. Benim de bir tek Instagram, bu Twitter'da bir sinirlendim, kapadım. En güzeli, çünkü niye? Bir şey yazıyorsunuz, ya. Dediğiniz gibi yani olumlu bir şey hemen olumsuz olarak. Bugün pazartesi de eski takvime göre değil diyor şimdi. Yani uçmuş bir kitle var orada hakikaten. Çünkü hep bir çatışma ve didişme. Yani o didişmeden ne zaman biz vazgeçeceğiz geçmeyeceğiz ya? Genetiğimizde var. Hep. Genetiğimizde mi var? Denizciğim. Evet. Seninle sohbet etmek çok güzel. Ya çok güzel sohbet. Yani biz böyle otursak sabahlarız. Evet, unuttuk kameraları. Vallahi billahi. Nanelere girerdik giremedik. Seni biz bir daha bir konuk alalım. Birkaç ay sonra mı geleyim, ne yapayım? Hakikaten tekrar alalım. Gelin birkaç ay gerek, birkaç hafta diyelim. Çünkü gündelik işleri anlatacağız, onu sonra anlatırız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağ ol. Ne güzel sizinle beraber böyle bir sohbette efendim konuk bir 10 olmak. 10 dakika bunu da götürürüm şimdi. Seyircilerimize de iyi pazarlar, sevgiler. Mersi, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Saygılar. Beşinci Levent, Emlak Ekspresi programını sundu.